nasıl bir şey yapmadı diye biliyorlar. Ben bunu anlamış değilim. Faruk Özlü döneminde açılmadı mı bu devlet hastanesi? Biz onun sayesinde rahat ettik bu hastanede. Öbür hastanelerde sıkışık sıkışık duruyorduk. Ama bundan sonra bu hastane açıldıktan sonra daha rahatladık, daha ferah kavuştuk. Biz bu hastanelerde neler çektiğimi bir Allah bir ben biliyorum. Benim engelli bir çocuğum var. Sahillerinde rahat ettim. Gittiğim geldiğim zaman rahat rahat gidip gelebiliyorum. Daha ne yapacak? Allah razı olsun kendilerinden. Hangi kanalda çıkacak oğlum bu? İyi de öldün hakkını yeme kardeşim. Bu otogar otoban bağlantı yolu Faruk Özlü Bakanlığı döneminde açılmadı mı? Bu milletin derdi ne anlamıyorum ya. Daha öncesinde otobana bağlanmak için nerelere gidiyorduk? Adam söz verdi, hizmeti ayağımıza getirdi ve yaptı. Neyse ya, daha anlatacak çok şeyler var da direksiyon başındayım. Biri gelse bana dese ki, Düzce'ye böyle bir otogar yapılacak. Hayatta inanmazdım. Ama sonuç ortada. Her türlü imkan sağlanıyor burada. Duyduğuma göre Faruk Özlü bakanlık döneminde yapılmış burası. Ne demek Faruk Özlü bakanken Düzce için hiçbir şey yapmadı? Kültür merkezinin yapımında onun imzası var. Biz sanatseverlerin hizmetine açıldı Faruk Özlü'nün döneminde. Üniversiteye başladığım ilk yıllarda burası terk edilmiş bir iş yeriydi. Bırak tek başıma buradan geçmeye, arkadaşlarımla bir de buradan zor geçiyorduk akşamları. Fakat şimdi öyle mi? Güzelleştirildi. Faruk Bey'in bakan olduğu dönemde oldu bunların hepsi. Yurda dönüştürüldü. Açıkçası bu konu hakkında pek bir fikrim yok. Ama buranın yapımında kim katkıda bulunduysa, bir Düzceli, bir girişimci olarak çok teşekkür ederim. Sonuçta ilim Bağdat'ta da olsa gidin alın diyen bir anlayışın çocuklarıyız ki ilim ayağımıza kadar gelmiş durumda. Bahsettiğiniz gibi eğer Faruk Özlü'nün bakanlık döneminde gerçekleşen projelerden biri ise çok şanslıyız o halde. Çünkü bir bakanın bakış açısı, ufku çok şey katar memlekete. Teknopark'ta olduğu gibi. Yolu açık olur inşallah.